Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Enbiya suresi 11-20. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Ve kem kasamna min qaryatin kanat zalime. Biz nice zalim olan beldeleri kırıp geçirdik. Ve enşa'na ve onlardan sonra inşa ettik, meydana getirdik. Gavmen aharin başka kavimler meydana getirdik. Burada tarihi bir realiteye dikkat çekiliyor. Yani tarihte milletler de helak edilmişler. Fertler nasıl ki ölümü tadıyor. Hiçbir insan ölümden kurtulamıyor. Benzeri bir şekilde beldeler, o beldelerde yaşayanlar, topluluklar bunlar da netice itibariyle tarihten silinip gidiyor. Tarihi tarihe şöyle bir baktığımızda atfın nazar eylediğimizde bunu görebiliriz. İşte tarihte Sümerler var, Lidyalılar var, daha başkaları var, Bizanslılar var. Bu şekilde baktığımızda evet bunlar bir zamanlar çok büyük devletler meydana getirmişler, büyük medeniyetler kurmuşlar ama bugün onların yerinde yerler esiyor. Ve bizlerin tarihinde de 20'ye yakın devletin kurulması. Bu da tarihimizde bilinen bir gerçek. Osmanlı bunların en sonuncusu. Daha sonra onun yerine Türkiye Cumhuriyetinin kurulması. Bu anlamda milletlerin de zaman içerisinde helak edilmesi, milletlerin tarih sahnesinden silinmesi, Kur'an-ı Kerim böyle bir gerçeğe dikkat çekiyor. Burada anlatılan özellikle zalim olan kavimlerin toptan helak edilmesi işte Nuh kavminin, Lut kavminin, e, Ad kavminin, Semud kavminin helak edilmeleri gibi toplu helaketle tarih sahnesinden silinmeleri. Ayet-i Kerime bunu ahalisi zalim olan nice beldeleri biz kırıp geçirdik diye ifade ediyor. Kırıp geçirmek aynı zamanda gadab ilahinin de bir ifadesi gibi. Yani فَلَمَّا سَفُونَا اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Başka bir ayette nazara verildiği üzere onlar bizi eseflendirdiklerinde biz onlardan intikam aldık. Cenab-ı Hakk'ın e, kahrı da var. Cenab-ı Hakk'ın adaleti var. Cenab-ı Hakk'ın lütfu merhameti olduğu gibi e, böyle haddi aşanlara haddi bildirme tarzında kahrı da bulunmakta ve tarihte bunun çok tecellileri görülmüş. Ve bunların zalim olduğuna özellikle dikkat çekiliyor. O zalim olan beldeleri biz kırıp geçirdik. Onların yerine başka kavimler meydana getirdik. Felemma ahassu sene onlar bizim o şiddetle yakalayışımızı, azabımızı gördüklerinde, hissettiklerinde izahum minha yerkudun yani bakarsın ki onlar böyle kaçıyorlar, koşuyorlar. Yani koşar adım o azaptan kaçmaya çalışıyorlar. La terkudu yani kaçmayın. Bu e, melek tarafından denilmiş olabilir veya o devirde yaşamış olan peygamber veya ehli iman tarafından söylenmiş olabilir. Verciu ila ma utriftum fihim yani tamam. refah içinde yaşamış olduğunuz yerlere dönün ve mesakin ve mesakinukum meskenlerinize dönün. La alakum tusalun siz hesaba çekileceksiniz. Yani e, bu şekilde e, kaçmakla kurtulacak değiller Neticede e, ilahi azab onlara gelecek ve onlar hesaba çekilecekler yaptıklarından e, sual edilecek. Galu <laughs> ya onlar o zaman şöyle dediler Azabı artık gördüklerinde e, kaçmakla kurtulamayacaklarını anladıklarında şöyle dediler ya veylene yani yazıklar olsun bize vay halimize inna kunna zalimin biz gerçekten zalimler idik. Yani zulmümüzden dolayı sonunda bunun vebalini tattık. Sonunda azap bize geldi diyecekler. Fe da'vahum onların bu şekilde demeleri devam eder gider. Hatta cealnahum takibiz onları kılarız hasiden biçilmiş ekin gibi kılarız hamidin ve onlar orada sönüp kalırlar. Artık onlardan geriye bir iz kalmaz. Yani canlı kalmaz bu manada. Ee, hepsi biçilir giderler. Hepsi helak edilir giderler. Ekin tarlalarını düşündüğümüzde e, biçilmezden önceki hali, bir de biçildiği zaman geriye sadece sap kalmış olan hali ne kadar farklı. İşte bir belde mamure iken orada insanlar e, kendile keyiflerine göre yaşarken ama haddi aşmışlar, devamlı günahlara girmişler, Allah'ın gadabını celbetmişler, cezbetmişler. Böyle olunca Allahu Teala onları biçiyor ve o beldeyi ya suda gark ederek ya bir depremle veya gökten başlarına taş yağdırarak veya çok şiddetli bir kasırgayla, fırtınayla veya daha başka şeylerle Oradaki insanları e, biçiyor, oradaki insanları tarih sahnesinden siliyor. Ve ma sema'a la'ibin. Biz gökleri, yeri, aralarında olanları e, bir oyun olarak yaratmadık. Yani bunları bunlarla eğlence edinmek için yaratmadık. Lev eradna en nettahize lehwan şayet bir oyun bir eğlence edinmek isteseydik lettahaznahu min bunu kendi nezdimizden edinirdik. Yani insanları veya diğer varlıkları meşgul etmezdik. Kendi nezdimizden edinirdik. Yani Cenab-ı Hak şu alemi çok ciddi gayelerle yaratmıştır. Ve alemin merkezinde hayat vardır. Hayatın merkezinde insan vardır. Kainatın çarkları insan için dönmektedir. Kainat fabrikası insana hizmet etmektedir. İnsandan da istenen imandır, şükürdür. Küfür ve nankörlük değildir. Ama eğer bu insanlar kendilerine verilen bu kadar nimetlere mukabil nankörlük eder, nimeti gönderene imkar eder, hatta nimeti gönderene isyan ederse bu durumda cezayı hak ediyorlar demektir. Ve Cenab-ı Hakk'ın yakalaması da şiddetlidir. İnne batşe rabbikele şedid. Rabbinin yakalaması şiddetlidir diyor. Ve o yakaladığı zaman artık iflah ettirmez. Bu manada tarihte nice belde helak edilmiş ve oradaki o zalim insanlar tarih sahnesinden silinmişler. Ve Allahu Teala bu alemin ciddi gayelerle yaratıldığını biraz önce okuduğumuz ayetle nazara veriyor şayet biz bir oyun edinmek isteseydik kendi katımızdan edinirdik. Biz gökleri ve yeri gökler ve yerin arasında olanları e, abes olarak yaratmadık. Bir oyun bir eğlence olsun diye yaratmadık. İn künna fa'ilin yani yapacak olsak böyle yapar. Kendi nezdimizden edinirdik. Bel nakzifu bil hak alal batıl doğrusu biz hakkı batılın üzerine atarız. Feyadmahu ee, ve o onun ta dimağına kadar varır. Yani bir mermi gibi ona isabet eder, işini bitirir. Fe izahu <feyyadmavuhu> ve zahik artık o zaman o batılın işi bitmiştir. Hak ve batıl bunlar birbirine mukabil kullanılıyor. Ee, hak doğru olan, gerçek olan, batıl ise e, batıl olan e, işte gerçeği, hakikatı olmayan şeylere verilen isim. Hak nur misali, batıl ise karanlıklar misali. Nasıl ki gecenin karanlığı her tarafı bürümüştür ama Allahu Teala ışık gönderdiğinde yani güneşi doğdurduğunda artık karanlık diye bir şey kalmaz. Karanlığın zaten bizatihi müstakil bir varlığı olmasından ziyade ışığın olmamasından kaynaklanan bir görüntüsü vardır. Ve ışık geldiğinde Artık o kaybolmaya, yok olmaya mahkumdur. Hak ve batıl bu manada birbirine mukabil, ışık ve karanlık gibi birbirine mukabil, hak geldiğinde batıl yok olmaya, ortadan kalkmaya mahkumdur. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ Yani o vasfetmiş olduğunuz şeylerden dolayı vay sizin halinize, yazıklar olsun sizin halinize. Yani alemi sanki bir oyun eğlence yeri gibi görmek, sanki Allahu Teala bu alemi insanlar keyiflerine baksın diye yaratmış gibi düşünmek bunlar e, abes şeyler ve bu şekilde düşünenler bundan dolayı e, bunun vebalini görecekler ve e, bunun cezasını çekeceklerdir. Ve lahum men f's semavat vel art göklerde ve yerde kimler varsa hepsi onundur Allah'ındır ve men indehu onun nezdinde olanlar bunlar melekler la yastakbiruna an ibadetih allaha ibadetten kibirlenmezler yani büyüklenmezler Allah'a ibadetten kaçınmazlar ibadet etmek onlara zor gelmez e, severek isteyerek e, görevlerini yaparlar ve la ve bundan bir usanç da duymazlar yani insanlar e, diyelim ee, ibadetini de yapmaya çalışanlar epey var. Ama devamlı ibadet insana zor gel gelebilir ve gelir. Ama melekler böyle değil. Melekler, e, ibadet onların artık halidir. Bizim için havayı teneffüs etmek ne kadar kolaysa, onlar için de ibadet etmek o kadar kolaydır. Ee, belki doğrudan kıyas etmek zor ama, misal olarak verilebilir. Mesela insanlar robotla alakalı gittikçe ilimlerini geliştiriyorlar. Artık robotu e, mükemmel bir şekilde insanlar yaptığında robota hangi program verilmişse robot o programı uygulayacaktır. O programı uygulamak robota zor gelmeyecektir ve robot acıkmaz. E, enerjisi olduğu sürece yani cereyanı, pili olduğu sürece robot görevini yapmaya devam eder. İşte melekler e, robotturlar demeyeceğiz. Robot değildirler, hayat sahibidirler, akıl sahibidirler ve hisleri vardır ama kötülüğe asla bir meylleri yoktur. Kötülük yapmaya kabiliyetleri, fıtratları da müsait değildir. Ee, kendi iradeleriyle yine Allahu Teala'nın verdiği emirleri zevkle, tamamen böyle bir şevk içerisinde e, yerine getirirler. İnsanın nefes alması, havayı teneffüs etmesi rahatlığında veya yemiş olduğu güzel yemeklerden lezzet alması rahatlığında onlar da ibadetlerini yaparlar. İbadetleri yapmak onlara zor gelmez ve kendilerine bir usanç arız olmaz. Yusebbihune leyle ve nehar Onlar gece gündüz Allah'a tesbih ederler. La <laughs> yefturun ve fütur getirmezler. Gevşeklik göstermezler. Allah'a tesbih etmek Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu bir nevi ifade etmek oluyor. Ve Subhanallah bunun ifade şeklidir. Subhanallah ve bihamdihi, Subhaneke ve bu gibi ifadeler Cenab-ı Hakk'ı tesbih ifadeleridir. Bizler de namazımızı eda ederken Subhaneke'yi okuyoruz. Ve Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Azim, işte rüküde, secdede bunları söylüyoruz. Namaz bittikten sonra 33'er defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber bunları tesbihatı yaparken işte Subhanallah'ı da ifade ediyoruz. Bu açıdan baktığımızda biz insanların meleki yönü de var. Melek değiliz. Ee, bizde nefis var. Bizde günahlara meyil var. Ama meleklerin yaptığı ibadet tarzında biz de ibadet yapmaya müstahit yaratılmışız. Bu yönde kabiliyetimiz var. Ve Cenab-ı Hak zaten insanların, cinlerin ibadet için yaratıldığını ifade ediyor. İbadet derken sadece namaz, oruç bunları anlamak herhalde eksik olur. Allah'a abd olmak, emir dairesinde yaşamak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak bunların hepsi ibadettir. Ve insandan beklenen bir tavrı ubudiyet kerane. Yani bir abde, bir kula yaraşır bir şekilde bir tavır sergilemek. Eskiden köle efendi tarzında durumlar varmış. İşte köleler efendilerinin emriyle hareket ediyorlar. Ne emredilse onun yerine getiriyorlar. Artık şu anda insanın insana kul köle olması böyle bir şey söz konusu değil. Ama insan Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kendini o köle gibi görmeli. Yani ben Hakk'ın kölesiyim. Veya bir komutanın karşısında askerin durumunu düşünecek olursak asker emirle kalkar, emirle yatar. Ne emredilse emredileni yerine getirir. Ve bunu yaparken de emrin sorgulamasını da yapmaz. Tam bir teslimiyetle emredilenleri ifa etmiş olur. Temsilde hata olmasın. Bir insan Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ben onun kuluyum, ben onun askeriyim. ...diyebilmeli ve Allah'ın emirleri dairesinde hareket edebilmeli. Bunu ne kadar düzgün bir şekilde yaparsa, melek olmadığı halde meleklerin sergilemiş olduğu... ...Allah'a tesbih etmek, Allah'a ibadet etmek, ibadette fütur getirmemek, usanmamak... ...bu gibi şeyleri o kimse de kendi hayatında göstermiş olur. Ve böylece insanın melekleri de aşabilecek bir kabiliyette olduğu ortaya çıkar... Çünkü melekler zaten fıtri olarak bunu yapıyorlar. Yaratılışları bu. Başka türlü hareket etmek zaten ellerinden gelmez. Ama insan şeytana uyabileceği halde, nefsin tamamen arzularına rağm olabileceği halde nefsini aşabilir, şeytanı aşabilirse o zaman melek gibi bir tavır sergiler ve meleklerin bile adeta gıpta ettiği bir hale gelebilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah'ın evlerinden herhangi bir evde toplanan bir topluluk aralarında Kur'an okur ve Allah'ı yad ettiklerinde Kur'an'dan böyle ders yaptıklarında Allahu Teala onların üzerine sekinet indirir. Yani onlarda bir iç alemlerinde huzur meydana gelir. Hepsi orada bulunmaktan memnun olurlar ve bundan fevkalade lezzet alırlar. Melekler onları kuşatır ve onlar ilahi rahmete mazhar olurlar. Bir de şu özelliği söylüyor. Ve zekerahumullah fi men inde. Allah kendi nezdinde olanlara onlardan söz eder. Kendi nezdinde olanlar melekler. Melaike-i mukarrabun diye genelde açıklanır. Mukarrab olan ve üst düzey melekler tabiri caizse ee, ve Allahu Teala seçkin kullarına kullarını onlara da söyler. İşte benim kullarım şöyle yapıyor. Kur'an'ı anlamaya çalışıyorlar. Ee, marziyatımı anlamaya anlamaya çalışıyorlar diye Allahu Teala onlardan bahseder. Ve bu şekilde adeta melekler de onlara gıpta eder. Malum Allahu Teala Hazreti Adem'i yarattığında yaratmayı eee Murad ettiğinde meleklere bunu bildirmiştim. İnni ca'ilun fil ardi Ben yeryüzünde bir halife kılacağım demiştim. Onlar dediler ki ya Rabbi yeryüzünde kan dökecek, ortalığı karıştıracak kimseler mi yaratacaksın? Allahu Teala şöyle buyurdu. Ben sizin bilmediğiniz de bilirim. Ve Hazreti Adem'i yarattı. Eşyanın isimlerini ona talim etti. Ardından da meleklerle onu müsabakaya soktu. Meleklere buyurdu ki haydi bana eşyanın isimlerini haber verin. Melekler tam bir edeple dediler ki Subhaneke la ilmelene illa ma tene innek entel alimul hakim. Ya Rabbi seni tenzih ederiz. Senin ilminden öğrettiğinden başkasını, senin bize öğrettiğinden başkasını biz bilemeyiz. Şüphesiz sen alimsin, hakimsin. Ve Allahu Teala Hazreti Adem'e ey Adem sen onlara bu eşyanın isimlerini haber verdi de Hz. Adem tek tek haber verdi. Kur'an'da Bakara suresinde anlatılan bu olay bize insanın eğer kendine tevdi edilen kabiliyetleri ortaya çıkarırsa ve kabiliyetlerini iyi yönde kullanırsa melekleri bile geçebileceğini ortaya koymuş oluyor. Ve bu şekilde Allahu Teala alemde çok değişik varlıkları yaratmış, melekleri yaratmış, hayvanları yaratmış ve ama insanı da kainatın merkezinde yaratmış. Yeryüzü adeta dünya, kainatın kalbi ve kıblesi durumunda, kainatın merkezi durumunda. Bu merkezde insanlar var ve bu merkezde olan insanların etrafında bitkiler, hayvanlar, canlı cansız şeyler adeta dört dönüyorlar. Bu insana hizmet ediyorlar. Bizimle alakalı görevli melekler var. Onlar bize istiğfar ediyor. Bizim için istiğfarda bulunuyorlar ve bize yardımcı oluyorlar ve bu manada gerçekten hafaza tarzında, koruma tarzında görevleri var. İşte Allahu Teala bütün bunlarla merkeze insanı almış ve insanları o şekilde imtihana tabi tutuyor. Cenab-ı şu dünya hayatını en iyi bir şekilde anlamayı, ona göre yaşamayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.